Merhabalar, birçoğunuz hamilelik döneminde diş etinize meydana gelen değişiklikleri fark etmişsinizdir. En yaygın belirtiler arasında hafif büyümüş, daha kırmızı görünen ve fırçalamayla kanayan diş etleri vardır. Bazılarınızda bu diş eti kanamaları ve büyümeleri çok ciddi boyuta da ulaşabilmektedir. Tüm bu değişikliklere biz hamilelik gingivitisi diyoruz. Hamilelik gingivitisi hamilenin ikinci ayında baş gösterip 8. ayına doğru şiddetlenebilir ve özellikle bebeğin doğumuyla beraber de azalarak son bulur. Bu diş eti sorunuyla hamilelikle karşılaşmasının temel sebebi hormonlardır. Özellikle artan hormon östrojen ve progesteron seviyeleri diş etlerinizi yiyecek artıklarında bulunan mikroorganizmalara karşı daha hassas hale getirmektedir ve diş etlerini kanamaya meyilli bir hale getirmektedir. Ancak şunu unutmamanız gerekir ki hamilelik döneminde görülen gingivitisin ana nedeni hormon değil plaktır. Bu sebeple siz sevgili anne adaylarının hamilelik gingivitisinin görülme ihtimalini en aza indirmek için çok düzenli bir şekilde diş fırçalaması gerekmektedir. Bunun dışında bahsetmek istediğim diğer bir konu da hamilelik tümörü. Tümör dediğim zaman aklınıza belki kanseröz bir oluşum gelebilir ama endişe etmenize gerek yok. Buradaki tümörden kastetmek istediğim diş etlerinin büyümesi sonucu oluşan iltihabi lezyonlardır ve bazılarınızda bu diş eti büyümeleri çok ciddi boyutlara ulaşabilmekte. Nitekim dişlerin bütün yüzeyini kaplayarak çiğnemenize, konuşmanıza ve yemenize engel olabilmektedir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız muhakkak diş hekimine başvurmanız gerekmektedir. Çünkü büyüyen diş etinin cerrahi olarak muhakkak alınması gerekmektedir. Hepinize mutlu bir hamilelik ve sağlıklı gülüşler diliyorum.